Yo 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 hepiniz selamlar ben ve bugün sizlerle artık rahat bir şekilde Aramar Qualifier'ların tamamen bittiğini söyleyebilirim. Hem Asya Pasifik'te hem Avrupa'da ve hem de North Amerika ve e, Latin Amerika kısmında tamamen bittiğini kolaylıkla söyleyebilirim. Ve bununla birlikte neler oluyor diye merak ediyorsanız Eternal Fire'ın da ilk maçının kime karşı olacağı belli oluyor. Tabii ki de Twitter'da görmüş olabilirsiniz. Fakat bizim her zaman yaptığımız bir sistem var Major'lardan önce. Ve bu Major'lardan önceki sistemle de genellikle günlük olarak maçları analizlemeye çalışıyorum. Ve bununla birlikte de ilk maçımıza bakacağız. Yani skinsmanki arkadaşlar. Skins Monkey, bilmiş olduğunuz üzere her ne kadar Major'da birlikte Watch Party'lerde birlikte olmayacak olsak dahi YouTube'da bizi bırakmayan muazzam bir sponsorumuz. Ve Jan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan biri bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Lego Jan Kudun kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Skin Monkey güvenilir bir şekilde istediğiniz itemlerinizi istediğiniz iteme dönüştürmeniz için işinize yarayabilecek muazzam bir araç web sitesi ve bu sayede itemlerinizi güvenli bir şekilde takaslayabilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişler Mevcut şimdi gelelim Major kısmımıza. Şimdi buradaki her takımı teker teker tanıtmayalım. Zaten Avrupa'sına çok hakimsiniz. Sadece yeni gelen Amerika takımlarından bahsedeceğiz. Burada Legends Stage'de görmüş üzere 8 adet takımımız var ve bunlar Legends kapsülünden gelecekler. Bunlar kimler diye merak ediyorsanız Face Clan, Team Spirit, Vitality, Mouse, G2, Navi, VP ve Team yani canım KDNG'me eriyen eski takımına çatır çatır vuran bir Elijin takımı kompleksiti var. kendilerine özel olarak tebrik etmek gerekiyor çünkü iyi oynadılar yani haklarını yemeyeyim iyi oynadılar. Onun dışında burada bizim biraderler geliyor. Eternal Fire, Cloud9, Ants, Apex, Furia, Sav, Nine Pandas, Heroic, Ecstatic, Mongols, Imperial, Pain Gaming, Legacy, Koi, Amkal ve Lean Vision Gaming ki büyük bir çoğunluğu takımın hakkında zaten kendi fikirlerimi belirtmiştim zamanında. Ve burada ilk rakiplerimizi yavaş yavaş görüyor olacaksınız arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekebilecek bir şey var ki bu benim kendi fikrim. Doğruluğu yanlışlığını bilmiyorum. Bence biz Challenger Stage olarak yer alacağız. Çünkü görmüş olduğunuz üzere Opening Stage'deki e, burada tüm isimler A'dan Z'ye değil tamamen kendi sıralamalarına göre duruyor ve benim kendimce fikrim Cloud9, Eternal Fire, Ends, Apex, Heroic, Nine Pandas ve Soul Challengers kapsülünde olacak. Öte yandan Exotic, Mongols, Imperial, Pain, Lin Vision, Amkal, Koi ve Legacy de Contender'da olacak gibi bir his var içimde. Çünkü genellikle bunların ayarlamaları Challenger ve Contender'a göre yapılıyor. Bu sayede daha ee, Challenger kısmından gelen takımlara bir avantaj sağlıyor. Böylece Aramar skorlarında bir önemi oluyor gibi de düşünebilirsiniz. Bunun dışında görmüş olduğunuz üzere ilk rakibimiz Mongols yani Moğol kardeşlerimize karşı oynayacağız ki bence şu Allah'ın cezası e, major kurallarından sonra bir nevi birazcık daha rahat oynayabileceğimiz bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Fakat şimdi Zamanında sürekli olarak ne bahsediyordum Asya Pasifik hakkında? Sikrim takım antrenmanları ya da Praklar artık nasıl demek istiyorsunuz? Bizim LoL'de Sikrim, FPS'de Prak ya da Türkçe'de direkt takım antrenmanları. Asya Pasifik takımları Avrupa Circuit'ında genellikle oynayamıyorlar. Avrupa'daki, çok özür dilerim Avrupa'daki takımlarla genellikle oynayamıyorlar. Bundan kaynaklı olarak Asya Pasifik takımlarının birazcık daha kendine özgü bir play stili oluyor. Ve oyun stilleri birazcık daha farklı oldukları için belli başlı sürprizler bizi bekleyebilir. Çünkü herkes Avrupa CS'sini izliyor. Büyük bir çoğunluk yine Amerika CS'sini izliyor. Fakat Asya Pasifik CS'sini izlemesi hani ne yalan söyleyeyim ben bile maçtan maçı çok önemli kritik bir maçta bakıyorum. Aramarda Amerika takımlarının, Avrupa takımları neredeyse tamamen izledim. Fakat Asya pasifim böyle son 1-2 maçına baktım. Adem Mongoz mu geliyor, Lin Vision mu geliyor, Taylou mu geliyor, Greyhound mu geliyor diye. O son maçlara baktım. Ne yalan söyleyeyim. Onun için benim bile muazzam fikirlerim yok. Düşünüldüğünden daha zorlu bir maç gelebilir. Fakat dürüst olmak gerekirse Exotic gibi, Imperial gibi, ee, Amkal gibi, Koyu gibi ya da harbi harbi Legacy gibi bir takım da gelebilirdi. O yüzden bence aralarındaki gene iyi bir durumda çıktığımızı düşünüyorum. Şimdi bu gruba baktığımız zaman ve bizim Major performansımızı karşılaştırdığımız zaman ciddi anlamda bu arada inanırsınız inanmazsınız bilmem fakat bu benim tamamen kendi bekleyantım. Ben ciddi anlamda 3-0 ya da 3-1 bekliyorum. Bundan herhangi bir aşağısındaki sonuç bence takım için bir hayal kırıklığı olabilir. Yani 3 ile çıkarsak ben gene mutlu olurum. Ama takımın içerisindeki insanlar da kendileri mutlu olur mu bilmiyorum. Çünkü şu anda e, bence tüm oyuncular artık koç ekibi dahilinde Eternal Fire'a. Hatta büyük bir taraflarlar top 10 takımı olarak görüyorlar. Ve sadece benim değil bence büyük bir çoğunluk e, Legend Stage'de bir çeyrek finale yükseliş bekliyor. Ben en azından Legend Stage'i %100 bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim Eternal olarak. ilk olarak. kez bir Türk takımına karşı bu kadar yüksek bir isteğim var çıkması konusunda. Yani her zaman vardı ama bu en realistiklerinden bir tanesi. Çünkü ciddi anlamda bence CS Metas'ın iyi oturmuş bir kadromuz var ve güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi Eternal Fire ölmekten birazcık bırakalım. Buradaki takımları tanımadığınız takımlar olabilir arkadaşlar. Tanımadığınız takımlar hakkında birazcık konuşacağım. Kompleksite hakkında konuştuk. Burada sonrasını Apex, Eternal Fire, Nine Pandas'ı tanıyoruz. Fury zaten yıllardır neredeyse aynı olan bir kadro. Sadece buradaki yeni eklentiler Chelo ile Fallen. Onun dışında Kayser Hatu Art ve Yuri kadrosu 2018-2019'dan beri aynı birlikte oynayan bir kadro. Imperial 3-0 attı bu arada NA kısmına. Yani düşündüğünüzden daha iyi bir takım. Ondan emin olabilirsiniz. Ve Imperial buranın iyi bir kontesteri olabilir. Onun dışında Pain Gaming var. Çıkabileceklerini düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Kötü oynamıyorlar ama zor. Linvision Gaming var. Gene çıkabileceklerini düşünmüyorum. Mongozlu geçen yıllardan beri biliyoruz zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynı kadroya sahipler. Ve belli başlı bir seviyede oynayan bir takım. 0-3'e koymak ayıp olabilir belli başlı durumlarda. Fakat ee, dünyanın en muazzam CS'sini oynamıyorlar. Dürüst olmak gerekirse. Koei'den bahsettik, Legacy'den bahsettik. Legacy'nin ben çıkacağını tamamen inanmıyordum. Bahsettiğim takımlardan bir tanesi çıkar diye ama m 80in çıkacağına ya da Team Liquid'in Legacy yerine çıkacağına daha çok inanıyordum ile birlikte. Hem Pain'in hem de Legacy'nin bence burada Amerika'dan gel gelmesi birazcık daha sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Burada Coldzera'nın bence iyi bir performansı var. Ee, devamında güzel sürprizler bekleyebilir fakat gene de çok yükseklere koymayacağım bir takımdır. Sadece ilk gün analizini yapacağım. E round 1 ve round 2 analizlerini yapacağım yani. Sisteminde nasıl işledi merak ediyorsanız arkadaşlar, 3 olan herhangi bir takım üst tura çıkıyor. 3 galibiyete sahip olan herhangi bir takım üst tura çıkıyor yani. 3 0 3 1 ve 3 2 bizi üst tura çıkartıyor ve 3 mağlubiyet olan herhangi bir takım da eee majörden otomatik olarak eleniyor yani. 0 3 1 3 ve 2 3 şeklinde. Bu yüzden round 1 ve round 2 best of 1 olmasına rağmen kalan roundların tamamı best of 3 olacak. Yani 1-0 ve 2-0 olmak ya da 1-1 olmak ya da 0-2 olmak bir maçta. Fakat devamındaki her maç best of 3 şeklinde devam edecek. Şimdi ilk maçımıza bakıyoruz. Cloud9. Exotic var burada. Cloud9 veriyoruz. Eternal Fire. Mongols Eternal Fire veriyoruz. Ends Imperial'da ense e veriyorum. Gene Apex Payne'de de Apex'e veriyorum. Ee, burada e, Heroic'le Lin Vision var. Tabii ki de burada. Heroic'e vereceğim. Şimdi burada birazcık işler değişecek. Naim Fandas'la burada Amkal var. Görmüş olduğunuz üzere ve ikisi de Rus kadrosu. Şimdi benim favorimin kim olduğunu hepiniz biliyor diye düşünüyorum. <laughs> Fakat yemin billah olsun ki Sizet insan değil. Yemin ederim adam emekliydi. Emeklilikten geldi. Hani emekli gibiydi diyelim daha doğrusu. Emeklilikten geldi. Bir şekilde çıkardı helal olsun. Hani kim kazanırsa kazansın ben mutlu olacağım. Çünkü Rus CS'sini izlemek ciddi anlamda çok büyük bir zevk veriyor bana. Çok ayrı kafalar. Yemin billah olsun çok ayrı kafalar. Ama am kalacağız biz. Burada Savkoy'u var. İki takım da hani e, İberina'da yarım kendi temsilcileri. Yani bir spor İspanyol olmak üzere. Fakat buradaki tercihim Koy'u. Burada Furya'yla da Legacy var. Burada bir NA vs'si göreceğiz ve burada Furya diyorum. İkinci maçımız böyle çıkarsa ee, yüksek ihtimalle ya Amkalla ya da Nine Pandas'ın kazandığı takdirde ya da Fury'e karşı oynayacağız gibi duruyor en azından. Şimdi umarım ki Amkal kazansın ki Fury'e denk gelmeyelim. Çünkü gene Fury'nin oyun stili bizim izlemediğimiz, hakim olmadığımız bir oyun stiline karşın oluyor. Yani Avrupa'daki herhangi bir takıma karşı Eternal Fire oynarken ben bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü ana analizlerinde genellikle de Avrupa takımlarının üstüne atıldığını düşünüyorum. Çünkü Major'daki 24 takımın 17'sinin Avrupa takımı olduğunu düşünmek gerekirse bu oldukça normal ve realistik bir şey. Ve Avrupa Region'da oynadığımızı düşünmek gerekirse. Bu yüzden de umarım ki CIS bölgesinden yani Rusya'dan, Avrupa'dan bir takım gelir. Çünkü bildiğimiz oyunculara karşı oynamak çok daha kolay. Elbette Fruya'yı herkes tanıyor, biliyor. Ama Furia'nın oyun stili de aslında birazcık da e, Türk FPS stiline benziyor. Sürprizler bekleniyor, tuhaf taktikler bekleniyor, smoke çıraşlar, tuhaf flashlar, ara sıra tuhaf taktikler. Bu tarz bir takım. O yüzden böyle şeyleri denk gelmemek iyi. Şimdi burada 2-0'da gelen cloud e koyarım. Cloud9 3-0 atması gerekiyor gibi de düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Eternal Fire Amkala, Eternal Fire koyarım. Burada Ens Furia'ya Ens'i bırakacağım. Burada Apex Hero 2. E. Özür dilerim Apex yapabileceğimiz bir şey yok. Buranın Nine Pandas'la Legacy var. Nine Pandas'ı yukarı koyuyorum. Limvision Sav var. Sav'ı koyuyorum. Burada Extra Dick'le e, Pain var. Extra koyuyorum ve burada son olarak da Imperial'ı fikrimi sunuyorum. Yani işin sonucunda e, Cloud Nine Heroic bir tanesi 3-0 olur. Ends Eternal Fire'dan bir tanesi 3-0 olur. Ve Mongols Legacy Lean Vision ya da Pain Gaming'den bir tanesi de 0-2 olur diye düşünüyorum. Kalan 1-1'ler birazcık daha soru işaretli olan takımlar var orada. O yüzden onları göreceğiz ve bakacağız diyebiliriz. Fakat bugünlük de benden bu kadardı. Hem fixture'ı yorumlamış olduk. Hem internal fire'ın şanslarını değerlendik. Hem de tanımadığınız bilmediğiniz Amerika takımlarının üstüne konuşmuş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir ve videoya da beğeni atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.